Sevgili dostlar, Cambridge'de ben, Türkiye'de Ahmet, devam ediyoruz. Bir önceki videoda lisans eğitimini anlattık. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi yüksek lisans eğitimini konuşacağız. Ahmetciğim, yüksek lisansla ilgili de yeni değişiklikler oldu. Ben de takip ediyorum ufak ufak. Tabii sen bu işin daha profesyonelisin, daha sıkı takip ediyorsun. Evet. Yıllardır da dünyanın her yerine öğrenci gönderiyorsun yüksek lisansa. Yani yüzlerce öğrencin oldu. Evet. Şimdi izleyenler için yüksek lisansı, yurt dışında yüksek lisans ama özellikle bu videoda İngiltere'de yüksek lisans konuşacağız. Başka ülkeleri de ayrıca anlatırsın. Yani ben sorarım. Uzatmayalım diye. Önce İngiltere'yi konuşalım. İngiltere'de yüksek lisansla ilgili düşünenlerin neye hazırlıklı olması lazım? Yani mesela hangi evraklar ama böyle çok temel düzeyde anlatabilirim. Neye hazırlıklı olmaları lazım? Bu işin maddi tarafı var, bu işin eğitim tarafı var. Bunları böyle 3 ya da 4 maddede söyleyebilirsen sevinirim. Şimdi birincisi İngiltere'de yüksek lisansa başlayabilmek adına, gidebilmek adına lisans tarafında Türkiye'de ya da her nereden mezunsak belli bir akademik başarıya ihtiyacımız olacak. Belli bir not ortalaması ki İngiltere bu anlamda kendi klasmanında diyeyim, büyük ülkeler klasmanında esnek bir ülke. Ayrıca bölüm çeşitliliği anlamında üniversitelerinin çok farklı seçenekler, farklı bölümler sunarak öğrencilerin aslında beklentilerine karşılık veriyor. Burada nedir? Örnek veriyorum, yaklaşık 2,5 üzerinde bir mezuniyet ortalaması, lisans mezuniyet ortalamamız olması gerekiyor. Bunun yanında minimum aslında 6,5 civarında bir IELTS sınavından alınmış skorumuzun olması gerekiyor. İngilizce temel şartımız, burada işte yine şeyden bahsedebiliriz, o precision kurslardan bahsedebiliriz. Diyelim elimizde 6,5 yok ama gitmek istediğiniz okul 6,5'la kabul ediyor. Biz IELTS'tan 6 aldık. Okul burada öğrenci için her okul kendi süresini belirliyor aslında. 4 hafta ya da 6 hafta artık o yarım puan için. Diyor ki öğrenci eğitim başlamadan şu kadar süre önce gelecek. 4 hafta ya da 5 hafta buradaki precision kursa katılacak. Daha sonrasında eğitim başlangıç süresinde zamanında diğer arkadaşları birlikte sınıfında normal dersine başlayabilir diyor. Precision kursu sonrasında bir yeniden bir IELTS'e falan girmek gibi herhangi bir zorundalık yok. Aslında okul bizim bu açımızı tamamlamış oluyor. Bunun yanında Tabii ek ücreti var onun değil mi? Yani okulun ek tabii. ücretiyle ödeyip geçebiliyor artık. Evet. Aynen öyle. Bunun yanında iki tane referans mektubu. Yani okullar için ortalama aslında. İki tane referans mektubuna ihtiyaç duyacağız başvurular yaparken. Bunlar özellikle yeni mezun öğrenciler için akademik referans mektubu olmalı. Hatta ben genelde şeyi söylüyorum öğrencilere. Bölüm başkanımızdan alma şansımız var mı bir tanesini? Çünkü dersine girmiş ya da işte o bölümdeki koordinatör hocanın, o advisor'ın öğrenciyi çok daha yakından tanıdığına inanır okullar değerlendirmeler yaparken, ki haksız da değiller. O yüzden de bölüm başkanlarından alınmış referans mektuplarına çok kıymet verirler. Bu da önemli. Bunun yanında profesyonel bir CV'ye ihtiyacımız var. Yapmış olduğumuz stajlar, katılmış olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri gibi artık belgelenebilir sertifika şeklinde sunulabilecek ne varsa elimizde. Bunları içeren profesyonel bir CV'ye ihtiyacımız var. Bunun yanında yine en az lisanstaki kadar önemli olan bir motivasyon mektubuna ihtiyacımız var ki beraber yazıyor oluyoruz bunu genelde öğrencilerde. Bu İlk videoda niyet mektubu aslında, değil mi? Motivasyon mektubu dediğin niyet mektubu. Ne yapalım? evet, niyet mektubu da diyoruz, motivasyon Evet, mektubu. evet. İşte neden bu ülke, neden bu okul, neden bu bölüm? İşte biz İngiltere'ye ne gibi değerler katacağız? İngiltere'deki eğitim bizim almış olduğumuz lisans eğitiminin üzerine yapacağımız yüksek lisansta bize ne gibi değerler katacak gibi içerikleri olan aslında karşıdakini çok sıkmayacak, çok uzun olmayacak ama belli o kısa ortalama diyeyim aslında, kısa değil ortalama motivasyon mektubunda bütün arzu halimizi karşı tarafa aktarabilecek bir motivasyon mektubuna ihtiyacımız var. Bunu da yine arkadaşlar bizden destek alarak yazıyor olacaklar. Yine birlikte defalarca üzerinden geçeceğiz gerekirse. Kusursuza yakın olduğunu inandığımızda tüm belgeleri toplayıp pasaportumuzla ve diğer evraklarla birlikte okula başvuruya giriyor olacağız. Peki finansal durumla ilgili bahsettin mi? Ben karıştırıyor olmayayım bir önceki videoda. Finansal durumla ne gibi bir şey beklesinler, ne gibi bir hazırlıklar yapsınlar öğrenciler? Şöyle, İngiltere'deki yüksek lisansların %98-99'u bir yıl sürüyor arkadaşlarım bildiği gibi zaten. Bu bir yıllık eğitimin maliyetinde Türkiye ortalamasını baz alırsak yani Türkiye'den en çok gidilen okulların listesine bakıldığında 15-18 bin sterlin aralığını baz alabiliriz eğitim ücreti olarak sadece. Eğitim ücreti. Buna bir 10 bin sterlinde yaşam, konaklama en az. Evet, ortalama.
Anladım. Tamam, güzel. Peki hangi tür bölümler daha çok tercih ediliyor İngiltere'de Türk öğrenciler tarafından? Aslında bu değişiklik gösteriyor. Çok farklı alanlara, çok böyle niş alanlara da giden öğrenciler var. Ama geneline bakıldığında aslında burada bu ülke aslında tam anlamıyla bir üretim ülkesi olmadığı için İngiltere. Daha sonrasında bu ülkede kariyer planlayan arkadaşlar, örnek veriyorum, bu mühendislikte çok fazla yaşanıyor mesela. Endüstri mühendisliğine gitmiş öğrenci. Ama yüksek lisansını işte business gibi, management gibi daha böyle managerial, daha böyle yönetimsel alanlarda yapıyor ki bu ülkedeki şirketlerde iş bulmakta zorlanmayıp geleceğini de hani bu alanda yönlendirebilmek adına. Yoksa mühendislikler, teknik alanlar da çok sık tercih ediliyor. Ne bileyim, bunun yanında belli başlı niş alanlar, işte motor sporları falan gibi alanlar da benim daha önce öğrencilerim oldu. Ama geneline bakıldığında aslında business gibi, finance gibi, management gibi alanlarda öğrenciler daha çok kariyer yapmayı planlıyorlar İngiltere tarafında. Bu arada ben tabii rakamsal olarak istatistikleri bilmiyorum, rakamları bilmiyorum ama hani İngiltere öyle tahmin edilenin aksine aşırı derecede fabrikanın, üretimin olduğu bir yer bu arada. Şu an ben çeken bir işteyim. Dün biraz gezdim. İşte önceki günde biraz dolaştım. Yani etrafı çok bilmiyordum. Cambridge'in merkezine hep geliyorduk ama Evet. o kadar çok fabrika var ki Coventry, Birmingham, Orta İngiltere'de o kadar çok fabrika var ki araba fabrikası, uçak. Yani uçak sanayi, savunma sanayi üzerine çok fazla fabrika var. Bir de Cambridge'de şöyle bir şey de var. Oxford'da da var. Bu zaten Cambridge, Oxford, Londra arasını ne diyorlar? Golden Triangle mı ne diyorlar? Altın üçle üçgen diyorlar böyle. Şeyler var. Yazılım firmaları var çok büyük. Yani Evet. Cambridge Analytica'yı bilirsin. Facebook Aynen. yani hani dünyada şey oldu ya, meşhur oldu. Burada işte burada kurulmuş. Cambridge'de kurulmuş. Yani Londra'da ama burada kurulup yine biliyorum. Ya da bir sürü burada yazılım firması var. Bir sürü yatırım yapılan işte Silikon Vadisi'nin daha küçük bir versiyonu var yani. Dolayısıyla hani onun mühendislik bölümleri de bayağı iyi diyebilirim, rahatlıkla diyebilirim. Anladım. Başka neler demek istersin yüksek lisansla ilgili öğrencilere? Bu çalışma izni meselesi var mesela, yeni gelişen, bence çok. Aynen. Tam aslında o kısma gelmiştik. Şöyle yine çok merak ediliyor. Eğitim esnasında haftalık 20 saati aşmayacak şekilde part-time bir çalışma iznine sahibiz. Alacağımız vize de bunu zaten belirtir konsolosluk tarafı diyeyim. Bu ülkede eğitim alırken haftalık 20 saat part-time çalışma iznine sahibiz. Ve artık daha önceki sistemine geri döndü diyebiliriz İngiltere. Eğitim sonrasında öğrencilere artı 2 yıllık bir kalış, yaşam ve iş arama hakkı sağlayacak. Eylül 2020 aslında bu eğitim öğretim dönemini kapsayan öğrenciler bu süreci dahil oldular. Artık mezuniyet sonrası böyle bir hak verilecek onlara. Hatlar genel anlamıyla belirgin ama küçük nüanslar mutlaka olacak. Bununla ilgili de açıklama Temmuz içerisinde gelecek gibi gözüküyor İngiltere tarafından. Ama şunu artık net olarak biliyoruz ki bu ülkede lisans bitiren ya da yüksek lisans bitiren arkadaşlar eğitimlerinin sonrasında bu ülkede 2 yıl kalabilecek, yaşayabilecek ve çalışabilecekler. Göçmenlik tarafı aslında bunun birazcık daha o nitelikli göçmenlik tarafı işte açıklanacak küçük nüanslarda belli olacak. Nasıl birilerini istiyor, kimler gelsin istiyor, kimler kalsın, kimler kalmasın. Bu detayların tamamını biz de İngiltere'den bekliyor oluyoruz artık. Net olan şey sadece 2 yıl kalıp yaşayabileceği eğitim sonrasında. Evet. Bununla ilgili ben tabii geçmiş yıllardan tecrübemi de aktarabilirim burada. Sanırım 2011 yılına kadar vardı bu. Post study work vardı ya da 2012 olabilir. O zamanlarda hep hatırlıyorum. Üniversite öğrencileri ya da yüksek lisansa gelen İngiltere'ye yani %95, %99 kalırlardı yani. Burada kalırlardı. Hepsi şu anda vatandaş oldular. İngiliz vatandaşı oldular. Hep İngiliz firmalarında çalıştılar. Yıllarca çalışıyorlar hala. Evlendiler burada. Bir sürü benim tanıdığım var öyle. Etrafımda Evet. insanlar var. Dolayısıyla bu İngiltere'nin göçmenlik politikasında bize sağladığı güzel bir imkan. Tabii hiçbirisi Ankara Anlaşması gibi falan değil. Bambaşkaydı. Onun statüsü farklı, kategorisi farklıydı. O anlamda ben de tavsiye ederim. Yani bir de şöyle bir şey var. Bazı öğrenciler işte senin de şu an kayıtlarını yaptığın bazı öğrenciler şöyle hesap yapıyorlar. Çok matematiksel olarak mantıklı bir hesap. Şimdi 3 yıllık önünde bir süreç var. 1 yıl yüksek lisans var. 2 yılda çalışma izni, full time çalışma izni var. Kendisine de güvenen bir öğrenci. Böyle girişken, girişimci diyelim bir öğrenci için maliyeti şimdi çıkartması lazım bir şekilde. O kadar maliyeti şey yapamaz. Hadi diyelim ailesi bunun üçte birini ya da yarısını karşıladı. Şimdi bir Evet. yıllık eğitim maliyeti 18 bin sterlin.
12 binde yaşam, konaklama vesaire olsun. 30 bin sterlinlik bir maliyet var aslında öğrencinin ilk yıl için söylüyorum. Bunun 6-7 bin sterlinini kendisi part-time çalışarak çıkarttı. Hatta 8 bin falan da rahat çıkartabilir. Kaldı 22 bin sterlin. Bunun 10 bin sterlinini ailesi ödese başlangıçtan, yani kendi birikiminden getirse 12 bin sterlin. Geçen birisi diyor ki azam bunu diyor borç alacağım diyor. 15 bin sterlin borç alacağım amcamdan diyor. Ben bunu 3 yıl içerisinde amcama ödeyeceğim. Senede 5 bin sterlin herhalde çıkartırım bir şekilde diyor. Yani. Tamam. Gerçekten de öyle. Çünkü sonraki 2 yılda yılda 7-8 bin, 10 bin sterlin rahatlıkla kenara koyabilir. Full time çalışan birisi burada. Bekarsa yani rahatlıkla koyabilir. Londra dışında zaten çok daha rahat koyar. Yani böyle profesyonel. Çünkü yüksek lisansı burada bitirenler çok rahat İngiliz firmalarına girebiliyorlar. İngiliz firmaları tercih edebiliyor onları. Evet. Yani biraz daha yabancı olduğu için hafif daha bir tık daha geri ücretler düşük oluyor. Hızlı tercih ediyorlar o yüzden. Biraz da İngilizlere göre bizim yurt dışından gelenlerin isteği yani başarma güdüsü çok daha fazla. İngiliz firmalar o yüzden çok tercih ediyor. Görüyoruz çünkü burada. Zaten işte hazırladığım kitapta da bakıyordum bir makalede yazıyordu. İngiltere yılda yanlış hatırlamıyorsam 160 bin küsür dışarıdan göçmen almazsa ekonomisini canlı tutamıyor. Bunların çok önemli bir kısmı da eğitimli göçmen. İşte Evet. üniversiteye gelmiş, dil eğitimine gelmiş, yüksek lisansa gelmiş tüm dünyada. Zaten bayağı bir önemli bir kısmı Hindistan'dan ve Çin'den geliyor, yerleşiyor buraya. O anlamda ben de tavsiye ederim. Yani o maliyetler bir anda çalışma izniyle beraber küçülür. 3 sene içerisinde de geri ödenebilir bir hale geliyor. Gayet de mantıklı. İyi bir yatırım yani. Bir insan kendisine iyi bir yatırım yapabilir ya da amcası, dayısı, akrabası ya da çalıştığı şirket birisine yatırım yapmak istiyorsa bence çok güzel, iyi bir yatırım olur. Kesinlikle. Söylemek istediğim bir şey var mı bunlarla ilgili? Bunlarla ilgili şöyle çok yüzeysel geçtik tabii ki. Detay öğrenmek isteyen arkadaşlar web sitemiz üzerinden, Instagram'dan, sosyal medyada da yine çok aktifiz çünkü. Ya da web sitemizdeki iletişim numaralarımızdan bizi arayıp bu konuda bilgi alabilirler tabii ki. Şey bahsettik ama vize de benim bildiğim neredeyse hiçbir zorluk yok. Vizenin çıkmama gibi bir durum yok. TR 4 çünkü. Aynen öyle. Puana dayalı, garantili bir sistem var. Para hesapta 28 gün durduğunda, üniversite parası ödendiğinde, işte IELTS'ten gerekli puan alındığında ve diğer evraklar, yani vizeyle ilgili bu 3 kısım olduktan sonra okuldan zaten kabul mektubu gelmiş oluyor. Diğer evraklar da oluyor. Kabul mektubu gelince vize lisansta da yani üniversitede de bunda da %99,9 diyebiliriz. Çok büyük bir ters Çok olmuyor. rahat. Aynen öyle. Sen Aslında en red alan duydun mu TR 4'te bugüne kadar? yani ben bugüne kadar hiç denk gelmedim. Benim İngiltere'ye giden hiçbir öğrencim de şey yapmadı. Çünkü adımları çok belli. Hani şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şunu yapacaksın şeklinde yönlendirmeleri var. Bu yapıldıktan sonra hani hata riski çok az olan bir vize. Tabii O tabii. yüzden çok Kesinlikle. Ben basit. bugüne kadar hiç görmedim yani red alan. Tier 4 red alanına. Aynen. Bir de bir şey daha söyleyeyim bak. Yüksek lisansla ilgili güzel bir imkan daha söyleyeyim. Burada ben çok karşılaşıyorum üniversitelerde. Mesela geçen bir tane doçentle karşılaştık. Buraya yüksek lisansa gelmiş normalde yıllar önce. Yüksek lisansa bir başarı elde etmiş. Hocalarının dikkatini çekmiş. Evet. Ben üniversitenin kantininde çalışmış önce. Orada çalışmış, burada çalışmış. Oysa post study work zamanında. Sonra demişler ya sen biz doktora programımız var. Sen buna uygunsun. Çok güzel bir doktora bursu vermişler. Ki burada doktora bursları dehşettir yani süperdir. Hem Evet. maaşını öder, hem accommodation'ını sağlar, konaklamasını sağlar. Hem de 3 yıl boyunca doktora ücretsiz olur. Bir de senede 2 defa, 3 defa yurt dışına gezilerini yaptırtır. Çünkü hani araştırma konusu neyse ona göre işte Amerika'ya gidersin, Afrika'ya gidersin, Çin'e gidersin falan filan. Bunların hepsinin masrafı karşılanır. Doktora zaten bittiği anda da hatta doktora içerisinde bile aynı zamanda bir araştırma görevlisi ya bir öğretim görevlisi haline gelip sonra üniversitede kalabilirsin ya da doktora bitince daha büyük firmalara geçebilirsin. Yani kendisine güvenen, çalışma azmine güvenen öğrenciler için de süper bir imkan. Yani burada yüksek lisansla kalabiliyorsun. Türkiye'den direkt doktoraya başvurmak çok zor. Yani çok spor Evet. olması lazım bir öğrencinin ki doktora bursuna kabul edilebilirsin. Ama buraya geldiği zaman yüksek lisansla kendini gösterebilir bir öğrenci rahatlıkla. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Türkiye'den var mı bir şey? Bak Türkiye'den şu an soğuk, biz burada yanıyoruz. Ben şu an var ya güneşten gözümü zor açıyorum ya. Yani. Şuradan bir güneş geliyor bana. Hafif. birazcık yağışlı zaten. Buralara kadar geldi artık. Bize de önümüzdeki 2 hafta şey gösteriyor. Bakalım güneşli gösteriyor. Yazın nasıl geçecek İngiltere? Göreceğiz, bak göreceğiz. Evet sevgili dostlar, ben İngiltere'den,
Selam ve sevgiler gönderiyorum. Ahmet de, adaşım Ahmet de Türkiye'den selam sevgi Herkese. gönderiyordur herhalde. Selamlar, sevgiler herkese. Görüşürüz. Kapatıyorum. Selamlar.